7 Haziran sonrasında da aynı şeyi yaptılar. 1 Kasım seçimlerinden sonra da aynı şeyi yaptılar. Şimdi de bu alçak hainler aynı şeyi yapıyorlar. Biz bu terörle mücadeleyi kardeşlerim demokrasimizi korumak için yapıyoruz. Biz bu terörle mücadeleyi kamu düzenimizi korumak için yapıyoruz. Biz bu terörle mücadeleyi bu aziz milletin güvenliğini sağlamak, özgürlüğünü, refahını sağlamak için bu terörle mücadeleyi yürütüyoruz. Şimdi bunlar demokrasiden bahsediyorlar. Bunlar özgürlüklerden, haklardan bahsediyorlar. Dünyanın neresinde bir terör örgütünü savunan siyasi parti vardır bana söyler misiniz? İspanya'da Batasuna, Harry Batasuna örneği vardır. Ve bunların yani İspanya'nın aldığı bir kararla bu partinin faaliyetlerine son verilmiştir. Ve arkadaşlar oradan dokunun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı 2009'da aldığı karar da çok önemlidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Batasuna kararıyla ilgili demokratik siyasetle silahın, şiddetin, terörün bir arada olmayacağını, bir siyasi partinin teröre, şiddete çağrı yapamayacağını belirterek İspanya'nın aldığı bu kararı onaylamıştır. Şimdi siz Türkiye'de teröre adeta çağrı yapan, insanları sokağa döken, terör örgütünün elebaşısının heykelini dikmekle, yani böyle bir vaatte bulunan, PKK'ya, bölücü terör örgütüne alkışlar tutan, PKK sizi tüplüğünde boğacak tehditlerini getiren, siz Fırat'ın doğusuna geçtiğinde de siz şöyle yapacaksınız, o ifadeyi ağzıma almak istemiyorum. Her türlü tehdidi biz PYD'ye, YPG'ye sırtımızı dayıyoruz diyen, anayasayı, meşru düzeni, kamu düzenini, her şeyi, demokratik siyaseti reddeden insanların yaptıkları bu terör seviciliği, demokrasi ve özgürlük olarak bu millete yutturmaya kalkışacaksınız. Bu kabul edilebilir bir şey değil. CHP'yi buradan tebrik ediyorum. Çünkü CHP'nin yaptığı şey seçimlerde açık bir şekilde görülmüştür. Güneydoğu'da HDP'nin oyları azalırken nerede HDP'nin oyları arttı kardeşler? CHP'nin yüksek oy aldığı yerlerde HDP'nin oyu arttı. Niye? Çünkü CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajlar gönderdi teşkilatlara. HDP'ye oy verin. HDP'nin barajı geçmesini sağlayacağız diye mesajlar attılar.